gerçekten dinliyor musun? Yıllar önce bir okula masal anlatmak için gitmiştim. Müdür de bir merak, ilk defa bir masal anlatıcısı okuluna çağırmıştı. Bana masal anlatırken PowerPoint kullanacak mısınız diye sormuştu. Ben hafif şok içinde kullanmayacağımı söyledim. O da hayal kırıklığına uğramış bir şekilde bana yani hiç interaktif olmayacak mı anlatımınız diye sormuştu. Ben de hemen onu rahatlatmak için ona elbette interaktif olacağını söylemiştim. Sonuçta ben masal anlatacaktım, çocuklar ise dinleyeceklerdi. Ama bu hiç interaktif değil ki, sadece dinliyorlarsa çocuklar pasif olacak demişti. Birçok insan bu hikayeyi dinlerken onunla aynı fikirdi. Çünkü günümüzde dinlemek nedir? Öyle çok unuttuk ki. Gerçekten dinlemenin bir aksiyon yani bir eylem olduğunu unuttuk. Gerçekten dinlemek yani masal dinleyen çocukların dinlediği gibi dinlemek hiç ama hiç pasif bir şey değil. Dinleyen kişi bir vizyon gözün önünde canlandırır. Dinlemek aslında üretken bir eylem. Binlerce yetişkin ve çocuğun masal dinlemesine şahit oldum. Genellikle ancak o zaman dinleme güçlerini, o gücün büyüklüğünü keşfediyorlar. Ve bu dönüştürücü bir deneyim. Tabii ki günlük hayatta dinliyorum derken elinde telefonla dinliyorum sen konuşuyorsun diye kastediyorsan veya dinliyorum gibi yapmak. Evet sonra ne oldu? Bu tür dinlemeler yaparken kişi aslında kendine odaklanıyor. Yani göründüğüne veya sırası geldiği zaman ne diyeceğine odaklanıyor. Aktif dinlemek öyle bir şey değil. Derin dinlemenin ne olduğunu yeniden keşfetmemiz şart. Çünkü dinleme bizim süper güçlerimizden biri. Dinlemek çatışma çözer, yaratıcılık ve hayal gücünü artırır. Psikolojimizi iyileştirmek için kullandığımız en etkin ilaç. Hatta bedenin de iyileşmesine rol oynar. Araştırmalar bize bir doktor ilaç yazmadan önce kaç dakika boyunca hastasının şikayetini dinlediğini, yazdığı ilacın etkisini değiştirdiğini gösteriyor. Bu sihirli etkiye ulaşmak için dinlemeye ama gerçekten dinlemeye var mısın?